suçum kalmadı Yakup amca. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Herkese merhaba. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde yaşanan kavga sonrası Hira Orhun'la konuşmak için konak bahçesinde uzun bir süre bekliyordu. Bölüm Hira'nın konak bahçesinde üzgün bir şekilde Orhun'un gelmesini beklerken başlıyor. Hira üzüntülü bir şekilde konağın dış kapısına bakıyor ve yaşanan olayı düşünüyor. Konağın hizmetçileri üzüntülü bir şekilde pencereden Hira'yı seyrediyorlar. Musa hizmetçi Halise'ye Hira'ya haksızlık yapılıyor dedi. Hizmetçilerin hepsi Hira'nın masum olduğunu düşünüyor. Neva salon penceresinden keyifle Hira'yı seyrediyor. Bir müddet sonra salona Hafife geldi. Berihan Afife'ye epey süre Hira'yı seyrettim dedi. Berihan Afife'ye Orhun dün gece eve gelmedi dedi. Berihan Afife'ye muhtemelen Hira konakta olduğu için Orhun konağa gelmek istemiyor dedi. Berihan daha fazla konuşmadan Afife'nin yanından ayrıldı. Afife sinirli bir şekilde pencereden Hira'ya baktı, daha sonra Hira'nın yanına gitti. Afife Hira'ya aynı dilenciler gibi burada oturuyorsun dedi. Afife Hira'ya şu paspal halinle Demirhan'la ailesine hiçbir zaman layık olamadın dedi. Afife Hira'ya Orhun seni görmek istemiyor dedi. Ali okula gideceği esnada koşarak Hira'nın yanına geldi. Afife sinirli bir şekilde Ali'ye direkt okula gideceksin dedi. Ali Hira ile vakit konuşmadan okula doğru yola çıktı. Hira konak bahçesinde tekrardan yalnız kaldı ve ağlamaya başladı. Diğer tarafta ise sabahın ilerleyen saatleri olmasına rağmen Nuşa hala odasından çıkmamıştır. Kenan Nuşa için endişelendi. Kenan Nuşa'yı uyandırmak için odasına doğru gitti. O esnada Nuşah dışarı kıyafetlerini giymiş ve bir yere gidecektir. Nuşah somurtkan bir şekilde Kenan'a yeni bir iş görüşmesine gideceğim dedi. Konakta ise Hira üzüntülü ve düşünceli bir şekilde Orhun'un gelmesini bekliyor. Bir müddet sonra Orhun arabasıyla konak bahçesine geldi. Orhun Hira'yı bahçede görmesine rağmen bir şey demeden Hira'nın önünden geçti. Orhun hızlıca konağa girmeye çalışıyor. Hira ise Orhun'un arkasından koşarak Orhun'un kolunu tuttu. Hira, Orhun'a bana inanmıyor musun dedi. Hira, Orhun'a bir kere bile yüzüme bakmıyorsun dedi. Hira, Orhun'a sen burada olmayınca adeta nefes alamıyorum, burada duramıyorum dedi. Orhun somurtkan bir şekilde Hira'nın yüzüne baktı. Orhan Hira'ya demek burada duramıyorsun öyle mi dedi. Orhan kapıya doğru yöneldi ve dış kapıyı açtı. Orhun Hira'ya hiçbir şey demeden somurtkan bir şekilde kapının başında durdu. Hira, Orhun'a benim gitmemi istiyorsun dedi. Hira üzgün ve masum bir şekilde Orhun'un önünden yavaşça geçti ve kapıdan çıktı. Hira kapıdan geçer geçmez Orhun kapıyı hızlıca kapattı. Diğer tarafta ise Kenan Nuşah'a neden böyle somurtkan davranıyorsun dedi. Nuşah sinirli bir şekilde Kenan'a beni kötü adamlardan kurtardığın için sana biraz yumuşak davrandım dedi. Nuşah Kenan'a bana bir daha mesafeli davranacaksın dedi. Nuşah sinirli bir şekilde ofisten ayrıldı. Kenan kendi kendine konuşarak demek ki Nuşah benden hoşlanmıyormuş dedi. Kenan kendi kendine konuşarak ama ben neden Nuşah'ın bu davranışından huzursuz oldum dedi. Kenan'ın kafası epeyce karışmış durumdadır. Konakta ise Hira hala konak bahçesinde gözyaşı döküyor. Hira Orkun'un bu davranışına epey üzüldü. Hira Orhun için bu aşkı bitirmek bu kadar kolay mıydı diye söyleniyor. Orhan Hira için o kadın benim en kıymetlimdi diye söyleniyor.
Hira çaresizce kapıdan uzaklaşıp konak bahçesinin kapısına doğru yürümeye başladı. Orhun yaşananlardan dolayı hem üzüntülü hem de sinirlidir. Orhun sinirli bir şekilde Hira'nın odasına girdi. Orhan Hira'nın odasındayken Hira ile geçmişte yaşadıklarını düşünmeye başladı. Orhan masada Hira ile birlikte yaptığı vazoyu gördü. Orhun sinirli bir şekilde vazoyu yere attı ve vazo kırıldı. Hira sokaklarda dalgın bir şekilde yürürken aniden bir araba ona çarpacaktı. Hira şaşkın bir şekilde nereye gideceğini bilmiyor. Diğer tarafta ise Kenan Nurşah'ın somurtkan tavrını analiz yapmaya çalışıyor. Kenan Nurşah'ın bana ilgisi yokmuş diye düşünüyor. Nurşah deniz kenarına gitti ve orada oturup kendince bir analiz yapmaya çalıştı. Nurşah bir an önce Kenan'ın ofisinden gitmeliyim diye düşünüyor. Nurşah bundan sonra Kenan'la fazla muhatap olmayacağım diye düşünüyor. O esnada Nurşah'ın telefonu çaldı, arayan kişi Esra'ydı. Nurşah Esra ile telefonla sohbet etmeye başladı. Nurşah Esra'ya çalışma ofisi aradığını söyledi. Esra Nurşah'a bir arkadaşını önerdi. Esra Nurşah'a o kişiyle birlikte ofiste çalışabilirsin dedi. Nurşah Esra'dan Tarık isimli kişinin bilgilerini aldı. Diğer tarafta ise Orhun hala Hira'nın odasındadır. Orhan Hira'nın evlilik yediğini sözlerini hatırladı. Orhan kendisinin kandırıldığını düşünerek yalan diye bağırmaya başladı. Orhun yalan diye bağırarak Hira'nın odasını dağıttı. Konakta herkes Orhun'un bağırışlarını duydu. Berihan, Neva ve Afife Hira'nın yatak odasının kapısında merakla bekliyorlar. Afife cesaret edip Orhun'un yanına gidemedi. Şevket Afife'nin yanına geldi. Afife Şevket'e odama gel dedi. Koridorda yalnız kalan Perihan ve Neva sevinçten adeta havalara uçacak gibiler. Afife Şevket'e Orhun neden sinirli diye sordu. Şevket Afife'ye Orhun Hira'yı konaktan kovdu dedi. Afife Orhan'ın Hira'yı konaktan kovmasına çok sevindi. Afife Şevket'e oğlum bir Demirhan da bu olayı da atlatacak dedi. Afife Şevket'e Orhun'a hiçbir şey söylemeyin, daha sonra odaya gidip temizleyin dedi. Diğer tarafta ise Kenan hala Nurşah'ın davranışını düşünüyor. Kenan bir türlü işe konsantre olamıyor diye canı sıkılıyor. Bir müddet sonra ofise Fatih ve Ceylan geldi. Fatih ve Ceylan Kenan'ı üzüntülü görünce neler olduğunu sordular. Kenan Fatih'e biz Nurşah ile ofisimizi ayırıyoruz dedi. Kenan Fatih'e Nurşah ile ayrı ofislerde çalışmamız daha uygun diye anlaştık dedi. Nurşah Esra'nın bahsettiği adamın ofisine gitti. Tarık isimli adam ve Nurşah ofis konusunda anlaştılar. Raşit tarafında ise tefeci adam Raşit'i kaçırdı ve bir depoya götürdü. Tefeci adam Raşit'e silahı doğrulttu. Raşit tıpkı bir çocuk gibi tefeci adama ağlayıp yalvarmaya başladı. Tefeci adam Raşit'e sana bir iyilik yapacağım dedi. Tefeci adam Raşit'e borcunun karşılığı bana çalışacaksın dedi. Raşit tefeci adamın teklifini kabul etmedi ve bana sadece bir hafta mühlet ver diye yalvarmaya başladı. Tefeci adam Raşit'e borcunu getirmesi için bir hafta mühlet verdi. Hira bir parkın bankında üzüntülü bir şekilde oturuyor. Hira Orhun'un kendisini dinlemeden kovmasına çok üzüldü. Hira kendi kendine konuşarak Orhun'la pek çok zorluk atlattık fakat basit bir tuzak sebebiyle ayrıldık dedi. Hira kendi kendine konuşarak Orhun kalbime sevgiyi yaşatmıştı fakat o sevgiyi kalbinden söküp aldı dedi. Hira Orhun'dan pek çok kez kötülüğe maruz kalmıştı fakat Orhun'un en son yaptığı kirayı çok incitmiştir. Hira'nın hiç kimsesi olmadığı için dertleşecek ve konuşmak isteyecek birini arıyor. Birden Hira'nın aklına Yakup amca geldi. Hira Yakup amcanın atölyesine ağlayarak girdi. Yakup amca Hira'yı öyle görünce şaşırdı ve endişelendi.
Hira ve Yakup amca oturup sohbet etmeye başladılar. Hira Yakup ustaya Orhun ve bana büyük bir tuzak kuruldu dedi. Hira Yakup ustaya her seferinde olaylar daha da karmaşık hal almaya çalıştı dedi. Yakup ustaya Orhun bana inanmadı ve beni konaktan kovdu. Yakup usta Hira'ya teselli cümleleri kurmaya başladı. Orhun ise hala Hira'nın odasında sinirli ve ne yapacağını bilemiyor bir şekildedir. Orhun da derdini paylaşmak için Yakup amcanın yanına gitmek için konaktan ayrıldı. Hira ve Yakup amca sohbet ederlerken, Hira bir anda Orhun'u gördü. Hira Yakup ustaya benim burada olduğumu Orhan'a söyleme dedi. Hira hemen atölyenin içerisinde bir yere gizlendi. Orhun da Yakup amca ile oturup sohbet etmeye başladı. Yakup usta Orhun'a öfkeyle hareket etmemesini bir kez daha hatırlattı. Orhun Yakup ustaya Hira beni günlerce kandırmış dedi. Orhun Yakup ustaya ben aptalca Hira'ya inandığım için kendimi affetmeyeceğim dedim. Hira Orhun'un cümlelerini duydukça daha da perişan oluyor. Hira Orhan gittikten sonra vakit kaybetmeden Yakup usta ile vedalaşıp oradan gitmek istedi. Yakup usta Hira'ya gitmemesini ve yanında kalmasını teklif etti. Fakat Hira Yakup ustanın teklifini kabul etmedi, sonradan ayrıldı. Neva'nın Cihangir ve Hira'yı evlendirmek için adeta büyük bir çaba sarf ediyor. Neva Cihangir'in otel odasına gitti ve ona Hira'nın konaktan kovulduğunu söyledi. Neva Cihangir'e Orhun Hira'dan vazgeçmiş ise sana yeni bir aşk kapısı açılabilirdi. Cihangir de tıpkı Hira gibi saf olduğu için Neva'nın söylemlerine uymaya çalışıyor. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Dizi hakkında daha fazla detaydan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.